Merhaba arkadaşlar. Geldik 3. bölüme. Sonunda 3. bölümü çekmek için uygun bir zaman ve mekan yaratabildim. Gerçekten derslerden, okuldan vakit bulup da podcast yapamıyorum. Uygun bir ortamım yok. Yeni bölümü yapmak için zaman bulamadım. İkinci bölümü yapmak için de aradan 2 ay geçmesi gerekti. Hatta 3 ay diye hatırlıyorum. Orada 2 ay dedim ama 3 ay geçmişti. Günler çok yoğun geçiyor. Başta düzenli bir şekilde belli aralıklarla bir hafta, 2 hafta gibi süreler arasında podcast yapabileceğimi düşünüyordum. Ama işte iş pratiğe vurulunca öyle olmadığını anladım. Bundan önceki podcast'te de bahsetmişimdir. Gerçekten zaman yok. Bir de kabul etmeliyim ki şöyle bir durum var. Kayıt cihazını elime aldığım zaman kayıt tuşuna bastığım anda birden sahneye çıkmış gibi hissediyorum kendimi. Öyle olunca da konuşması zorlaşıyor. Belki kimse beni görmüyor ama sesimi duyuyorlar. 40 dakika, 1 saat, yarım saat, 1 saat arası beni dinliyorsunuz. Ve bu insanın içindeki hata yapma korkusu biraz seni ele geçiriyor ve çekiniyorsun. Tam olarak korku diyemem ama bir çekingenlik oluyor, hata yapma korkusu. Yabancı dil öğrenirken de olan şey bu aynen. İnsanlar hata yapa yapa öğreniyor ama içsel olarak bunun farkında değiller. Bir şeyi öğrendikleri zaman onu zaten her zaman bildiklerini düşünüyorlar. Bir süreç geçtiğini unutuyorlar. O süreç içinde de hata yaptıklarını da unutuyorlar. Hata yapa yapa öğrendiklerini de unutuyorlar. Demek istediğim, bende de o korku var. Yani biraz da bu korku yüzünden çekindiğim için aralarda bu kadar 2 aylık falan bir zaman geçiyor. Hem bu korkuyu yenmem lazım hem de kendime daha uygun bir ortam bulmam lazım. Yani şu anda bir öğrenci yurdunda kalıyorum ve genelde uygun bir ortam olmuyor. Sağdan soldan sesler geliyor. Podcast yapmak için sessiz bir ortam gerekiyor. Öyle bir durumda sürekli sessizliğin hakim olduğu bir ortamda yaşasam genelde podcastleri de bu kadar beklemeden yapabileceğimi düşünüyorum. Böyle biraz da takıntılı bir yapım olduğu için aralarda böyle belli zamanlar geçsin istiyorum. Mesela işte 10 günde bir ya da her hafta ya da 2 haftada bir zaman aralıklarında paylaşım yapmak istiyorum. Ama onu yapamadık. Mesela şeyi de yapamadım. Podcast'in süresi. Hepsinin süresi bambaşka. Bakalım bu ne kadar olacak. Onu da tutturamadık. Böyle konularda takıntılı olmamak lazım belki de. Şu anda mühendislik okuyorum. Okuyanlar bilir. Okumayanlar da bilir aslında ne kadar zor olduğunu. Mühendislik okumanın biraz da işkence bir tarafı var. Dün o işkenceyi yaşadığım günlerden birisiydi. Sabah 4.30'da kalktım. Kendi kendime kalktım. Sonra bir daha uyuyamadım. Ders 9'a 20 kala başlıyordu. İşte okula gittim. Akşam 11'e kadar ders vardı. Böyle leş bir şekilde girdim geri akşam yurda. Direkt kendimi yatağa attım, uyudum. Mühendislik okuyorsanız bütün günün bu şekilde yoğun geçmesini, hatta birkaç gün üst üste uyumamayı göze almanız gerekiyor. Yani yeni bölümün gelmemesinin sebebi bu dersler yüzünden zamanımın pek olmaması. Gerçi şu an beni dinleyen kaç kişi var ki? 6-7 kişilik bir grup sadece. Onlar için de çok sorun olduğunu düşünmüyorum ama içlerinde birkaç kişi neden yapmıyorsun falan demeye başladı. Aranızda gerçekten sevenler var. Gerçekten sevdiğiniz için mi yoksa hani Haydar'ın şevki kırılmasın diye mi seviyor gibi mi yapıyorsunuz? Ondan emin değilim. Sevdiğinizi düşünüyorum ben. Bir ezan arasından sonra tekrar kayda döndüm. Tam bir konuya girecekken ezan başladı. Çok ses geliyordu. Ben de kaydı durdurmak istedim. Ne diyecektim? İşte kayıt tuşuna bastığım zaman kendimi başka bir dünyada gibi hissediyorum. Bazı oyunlarda, bazı filmlerde kurgulanan bir dünya, Fallout dünyası ya da Stalker dünyası gibi, öyle bir dünyada boşluğa radyo yayını yapan biri gibi hissediyorum kendimi. Şu anda da öyle hissediyorum. Dünya yok olmuştur. Nükleer silahlar ya da bir santral patlamıştır. Olmadı zombi salgını olmuştur. Ya da herhangi bir bunun gibi bir şey.
Dünyada çok az insan kalmıştır. Böyle bir dünya kurgulanır. Benim de hoşuma gidiyor nedense. O az sayıda kalan insanlardan biri olan ben ve gene o insanlardan biri olan siz bu radyo yayınını dinliyorsunuz. Şu an kendinizi böyle hissedin. Dışarısı çok tehlikeli. Kendinizi güvende hissedeceğiniz bir yer buldunuz ve oradan da elinize bir radyo geçti. Düğmesine bastınız ve beni dinliyorsunuz. Evet, sayın dinleyen ya da sevgili dinleyen, sizler hayatta kalan o az sayıda insanlardan birisiniz. Sığındığınız bir kulübeden, ormanda bir ağaç evden ya da yer altında bir sığınaktan beni dinliyorsunuz. Böyle konuşayım mı? Bu tarz böyle kitaptan okuyormuş gibi konuşmak da garip ama öyle bir kayıt da yapmak istiyorum aslında. Kendi yazdığım bir hikayeyi böyle okuduğum, sohbet gibi değil, direkt okuma gibi, sesli kitap gibi. Öyle bir şeyler de yapmayı istiyorum. Yani yaptığınız şeyleri biraz zihninizde değiştirin. Dünyayı olduğu gibi kabul etmek biraz sıkıcı bence. Bu kaydı dinlemek için mesela birkaç tık yaptınız ve açıldı. Bir ses geliyor, birisi bir şeyler anlatıyor, konuşuyor ama onu olduğu gibi kabul etmek yerine az önce dediğim gibi kendinizi bir yere sığınmış gibi düşünüp dışarıdaki tehlikelerden korunaklı bir yerde kendinizi korurken kendinizi yalnız hissetmemek için de elinizdeki radyoyu kullandığınızı düşünün. Bilmiyorum, size garip gelebilir ama bence bana göre böyle düşünmek işi biraz daha eğlenceli kılıyor. Geçen bölümde o bölüme kadar olan süre içerisinde yaptığım şeyleri anlattım. Çünkü bayağı bir zaman geçmişti. Gene öyle bayağı bir zaman geçmesine rağmen arada yaptıklarımı anlatmayacağım. Çünkü çok bir şey yapmadım açıkçası. Onun yerine bu kez konular belli olmasın. Herhangi bir konu üzerinden gitmeyeyim. Kendi kendime konuşayım. Konu konuyu açsın. O şekilde düşündüm. Normalde kendi kendime düşünürken neler olacaksa o şekilde bir yayın dinleyeceksiniz bu bölümde. Demin farklı bir dünya fikrinden konu açıldı. Oradan gidelim. Fallout dünyası, Metro 2033 gibi nükleer savaş sonrası dünyada kalanlarla ilgili olan filmlerde ve kitaplarda, oyunlarda, bilgisayar oyunlarında kullanılan dünya. Bu her ne kadar kötü bir senaryo gibi dursa da dünya için bilemeyiz. Yani dünyada 10 milyar insan yaşıyor olması mı daha iyi yoksa 100 bin kadar insanın mı mesela? Burası tartışılır. O kalan insanların yok olma şekli iyi değil. Birden ne olduğunu bile anlamadan bir ışık görüyorsun. Ses bile yok, hiçbir şey yok. Ve sonra hiçbir şey yok. Sen yoksun, kaldığın ev yok, evindeysen her şey bir anda siliniyor. Nükleer silah öyle bir şey. Eğer yakınlarında patladıysa birden her şey siliniyor yani. Ama baştan bu kadar çoğalmasaydı insanlık, 7-8 milyara dayanmasaydı belki de daha güzel olacaktı dünya. Demek istediğim şey bu. Fallout ve Metro 2033 dünyaları da böyle. Bu oyunları oynadım ama bu ikisinden daha çok sevdiğim bir oyun var. Stalker serisi. Stalker'daki dünya daha çok hoşuma gidiyor bu diğerlerinden. Stalker'da geniş bir alanda hayatta kalmaya ve görevleri yapmaya çalışırsın. Geniş alan dediğim, yani oyunun haritası geniş. Birkaç şehir olur genelde. O şehirler arasında gidip gelirsin. Bunu anlatmak güzel olur. Anlatmak isterim bak, Stalker'ı. Ben önce oyunu oynamıştım. Daha sonra filminin de olduğunu öğrendim. Oyun filmden esinlenerek yapılmış. O yüzden önce filmi anlatsam iyi olur. Aslında araştırdığın zaman filmin de bir romandan esinlenmiş olarak yapıldığını öğrenmiştim. Ama o kadar ayrıntıya girmeye gerek yok. Aslında romanda, filmde, oyunda hepsi birbirinden esinlendiğine göre birbirlerine benzeseler de gerçekte hepsi birbirinden farklı diyebiliriz. Filmin yönetmeni Andrei Tarkovski ve film beni Ruslar yaptı, ben Rusya'da çekildim diye bağırıyor resmen. Filmin her yerinden acı akıyor. O kadar böyle film eleştirmeni kafasında değilim. Hissettiğim şeyi söylerim her zaman. Başkasına, yani çoğunluğun beğendiği bir şeye beğenmiyorum diyebilirim ya da çoğunluğun beğenmediğine beğeniyorum da diyebilirim. O konuda
bir sıkıntım yok. Yani film hakkında bir şeyler söylemek gerekirse ilk aklıma gelen şey filmin bir ağırlığı var. İzlemesi o kadar kolay değil. Anlamlı bir felsefesi var ve ilginç bir konu kullanarak veriyor bunu. Güzelliği de buradan geliyor bence. İzlemesi zor derken senaryoyu anlaması, aralarındaki diyalogları anlamak ve takip etmek bir yana, görsel olarak yani kamera çekim tekniği falan bunlardan çok anlamam ama görsel konuda da izlemesi o kadar kolay değil yani. Daha doğrusu bizim alıştığımız yapıda bir çekim tekniği değil. Mesela kamerayı tek bir yere yerleştirmişler ve uzun süre olaylar o açıda oluyor. Sadece sağa sola ya da yakınlaşma uzaklaşma gibi kamera hareketleri var. Bizim gözümüzün alışkın olmadığı bir teknik. Bizim gibi gözüne sürekli Hollywood sokulan insanlar için alışılmadık bir teknik. Burada da yani çok film izleyen birisi bu çekim tekniğinin hangi yönetmene ait olduğunu falan anlayabilir. Filmde ve oyunda ortak olan şeylerden biri zone denen yer, yani bölge. Bu bölgeye giriş çıkış yasak. Çünkü bölgede bizim bildiğimiz fizik kurallarının çalışmadığı noktalar var. Anormallikler. Anomali diye geçiyor. Filmde de oyunda da. Anomalinin kelime anlamı da, bilmeyenler için söyleyeyim, doğuştan bozuk ya da kusurlu bir oluşum anlamında bir kelime. Yani bu zon denen yer bayağı tehlikeli bir yer. Orada kaybolmak ya da direkt ölmek herhangi bir sebepten dolayı çok olası. Film başta siyah beyaz başlıyor. Normal dünyadalarken. Ama bu zon denen bölgeye girdiklerinde film renkleniyor. Çıktıklarında tekrar siyah beyaz oluyor. Aslında tam tersi olmasını beklersin. Zon gibi bela bir yerin insanların içini karartacağı kesin. Filmin o kısmının siyah beyaz çekilmesi mantıklı gelebilir yani. İlk düşündüğün zaman öyle olmasını öngörüyorsun. Ama işte filmi izleyince anlıyorsunuz onu. Neden öyle yaptığını. Filmin felsefesi biraz da burada. Zona girmek isteyen o insanlar için normal dünya ve sıradan hayatları çekilmez olmuş. Yeni bir şey keşfetmek için, hayatlarına bir anlam verebilmek için ya da sırf tutkusu için bölgeye girmek istiyorlar. Stalker, yani filmdeki iz sürücü, tutkusu için giriyor. Her şeyi bırakmak, unutmak için. Adamın dünyası o yüzden siyah beyaz ve zon denen bölgede o yüzden renkli. Hikayeye göre bölgeye bir meteor düşmüş deniyor ve orada bir şekilde bir yer var ve insanların dileğini gerçekleştiriyor. Burası da filmin bilim kurgu kısmı. Çok ayrıntıya girip tat kaçırmak istemiyorum. O yüzden yüzeysel gitmeye çalışıyorum biraz. Bence konuyu olduğu gibi anlatsam bile oturup izlemeye değer. O da ayrı bir konu. Bu spoiler denilen şey, yani güzel filmi bozabileceğini düşünmüyorum ben. Bir film güzelse istediğin kadar anlat, kendini izlettirir yani. Hatta birkaç kere izlettirir. Ama ben gene de yüzeysel gitmeye devam edeyim. Filmin vermek istediği bir mesaj var. Düşündürmek istediği bir soru var. Eğer en derinden arzuladığın isteğini, en çok istediğin şeyi gerçekleştirebilecek durumda olsaydın, öyle bir mesela dilek hakkın olsaydı, bunu yine de yapar mıydın? Filmin bence vermek istediği mesaj bu. Kişinin kendisine sormasını istediği soru bu. Bu soru da bence felsefedeki en temel sorulardan birisi. Felsefe böyle sorularla başlamış zaten. Neden varım? Var olan şeylerin doğası ne? Nasıl bilebiliyoruz gibi sorulardan sonra geliyor ama yine de çok önemli bir soru, önemli bir konu. Düşündüğün zaman bir şeyi isteriz, onun için çabalarız ve o şeye sahip olduğumuzda da o sihir kaybolur, gider. Gerisinde böyle bir burukluk bırakır. Sonra yeni bir şey isteriz ve onun için uğraşmaya başlarız. Peki bu yaptığın şeylerin içinde, bu döngünün içerisinde en çok istediğin şey, en tepede duran şey, hiç uğraşmadan alsaydınız ne olurdu? Bu bir noktada hayattan hiç zevk almamanızı sağlar. Bunun gibi bir sürü soruyu kendinize sormanızı, düşünmenizi sağlıyor bu film. Efsane olmasının sebebi de bu filmin altında yatan felsefe, bana göre. Felsefeden konuşmak zaten zordur. Bir filmin felsefesinden konuşmak bayağı zormuş. Düşüne düşüne konuşuyorum o yüzden. Böyle başlardan, podcast'ın başından fazla derinlere girdik galiba. Kimin neyi sevdiğini pek bilmediğim için ben kendi hoşuma giden şeylerden bahsedeyim. İsteyen dinler, istemeyen de zaten bir tıkla beni susturabilir.
YouTube'un güzelliği bu zaten. Birinden hoşlanmadığınız zaman gerçek hayatta karşınızda olsa bir tıkla susturamazsınız. Ama YouTube'da öyle değil. İstediğin anda yok edebilirsin. Aslında film hakkında daha çok konuşulabilir. Ama bence çok da uzatmaya gerek yok. İzlenmesini kesinlikle tavsiye ederim. Oyuna gelecek olursak, şimdiye kadar oynamayı sevdiğim en güzel bilgisayar oyunlarından biri diyebilirim. Yani tüm seri olarak 3 oyun vardı diye hatırlıyorum. Oyunun öyle felsefi mesaj verme gibi bir durumu tabii ki yok. Bilgisayar oyunlarında öyle şeyler olmaz. Benim için oyunda önemli olan oyunun konusudur ve senaryosudur. Bunlar da oyunda fazlasıyla var. Hatta sanırım ödül bile almış. En iyi senaryo ödülü almış oyun. Filmdeki iz sürücüyle oyundaki baş karakter olan biz tip olarak neredeyse aynıyız. Oyun için filmdeki o adamın benzerini yapmışlar. Meteor olayı falan da oyunda yok. Yani senaryo gereği varsa da ben denk gelmedim. Onun yerine Çernobil nükleer kazasını kullanmışlar. Çernobil'de patlama yaşanır. Yakınlardaki yerleşim yerleri boşaltılır. Pripyat ölü bir şehir haline alır. Buraya kadar her şey gerçekte olduğu gibi. Oyunda bu olaylardan sonra yüksek radyasyon sonucu civardaki insanlar, hayvanlar başkalaşıyor. Mutasyona uğruyorlar. Agresif köpekler falan var mesela. Oyundaki en masum canlı onlar. Oyunda bu olaylar yaşandıktan sonra, bu patlama yaşandıktan sonra radyasyon yayılıyor etrafa. Ciddi miktarda bir radyasyon yayılıyor. Civardaki insanlar ölüyor, ölmeyenler ve etraftaki hayvanlar mutasyona uğruyorlar. Ve etraf yaratıklarla doluyor. Bu arada filmin şöyle bir özelliği de var. Hiçbir özel efekt ya da prop kullanılmamış. Sağlam aksiyon dolu bir film çıkardı. Çıkartırlardı isteseler. Ama işin felsefesine girmişler. Hiçbir özel efekt yok. Her şey doğal olduğu gibi. Ama o filmdeki iz sürücü sanki her an bir yerden bir şey çıkacakmış gibi davranıyor. Böyle duvarların kenarından kenarından korka korka yürüyor. Varmış gibi yapmışlar yani. Normalde o kadar konuşma olan bir filmde sıkıntıdan gebermen gerekir. Ama bu filmde anlamak için pür dikkat izlemek zorunda hissediyorsun kendini. Oyuna dönelim yine. Oyunun ilerleyen zamanlarında böyle kanını emmeye çalışan yaratıklar, uzaktan beynine müdahale eden tipler falan türemiş. Böyle çeşit çeşit ama sonuçta oyun öldürülebilen yaratıklar var. Ama yine genel olarak baktığın zaman bu yaratıklar asıl senaryo içerisinde karşına çıkan ufak ayrıntılar olarak kalıyor. Esas amacımız büyük yaratığı öldürmek falan değil. Öyle bir oyun değil bu. Hani böyle güzel bir roman okursunuz, klasikleşmiştir. Okurken tadı ağzınızda kalır kitabın. Oyunun da senaryosu o şekilde çok güzel ve ilgi çekici. Oyunun başında hafızasını kaybetmiş biriyken zaman içerisinde kim olduğumuzu öğreniyoruz. Bir yandan kim olduğumuzu öğrenmeye çalışırken bir yandan da sağdan soldan yapmamız gereken, yapmaya mecbur bırakıldığımız bazen de görevler çıkıyor. Onları yapıyoruz. Oyunun başında cebimizden çıkan tablet gibi bir cihaz var. Orada Strelok'u öldür diye bir mesaj çıkıyor. Bu Strelok denen adamın kim olduğunu öğreniyoruz oyunun sonunda. Aslında şimdi konuşurken aklıma geldi. Sırf bu oyunu konuştuğum bir podcast bile yapabilirim. Çünkü oyun çok dolu. Üzerine konuşacak çok şey var. Hatta filmin de üzerine konuşacak çok şey var. Daha fazla ayrıntıya girsem mi, girmesem mi emin olamadım. Hep yüzeysel gittim. Oynamak isteyen çıkar sayfasını kaçırmak istemiyorum o yüzden. Neyse ya, ileride bu oyunla ilgili belki daha ayrıntılı konuşuruz. Belki başka oyunlarla ilgili de konuşabiliriz. Oyunu tavsiye ederim. Söylerken bir yandan da Stalker'dan bahsederken dayanamadım. Oyunu indirmeye başladım. Birkaç saate iner. Yurdun interneti çok kötü olmasına rağmen olmadı. Sabaha inmiş olur. Bir tekrar girip oynamak istiyorum biraz. Birden böyle aklıma gelen konudan girdiğim için böyle film, felsefe, kitap, oyun falan bu konulara girdim. Biraz ağır olmuş olabilir. Başka konulara girelim artık. Kafamız dağılsın. Böyle başta sabit konular belirlemek gerekiyor belki de. Bu bölümde gelişine gireceğiz dedik. Bakalım nereye varacağız. Evet, kısa bir ara verdim. Bir kahve yaptım kendime. Bir yandan konuşurken bir yandan onu içeceğim. O da arkadaşlarım da bugün biraz geç gelecek. Ona güvenerek rahat rahat konuşuyorum. Biraz yurttan bahsetsem iyi olacak. Biraz geyik yapalım da kafamız dağılsın. Hem benim de
Bunu biraz anlatmaya ihtiyacım var. Kahve de bayağı sert olmuş. Soğusun biraz. Dışarıdan garip garip sesler geliyor mu? Ama ben duyuyorum. Herhalde kulaklığınız kaliteli ise siz de duyuyorsunuzdur. Şu an bir mülteci kampında yaşıyor gibi hissediyorum kendimi. Tabii bölümler arasında aylar geçtiği için içinde bulunduğum ortam da değişmiş oluyor. Yurdun öğrencileri de değişmiş oluyor. Yurdun öğrencileri neredeyse tamamen değişmiş durumda. %70'i falan yabancı diyebilirim. Burası özel bir yurt olduğu için canlarının istediği öğrenciyi alabiliyorlar. Ben de yaşam mücadelesi vermeye çalışıyorum. Üniversiteyi de anlatırım ama şu an yurdun rezaletini ve kaçma planlarımı anlatmak istiyorum. Ciddi gittik başlarda, biraz da gırgır yapmaya çalışalım. Yani nereden başlanır ki? Yurdu anlatmak isterken Karabük'teki binaların hali geldi aklıma. Bundan daha önce bahsetmiştim sanırım. Binalar abi yarım ve bir pastayı ikiye böl. Nasıl yarım duruyorsa binalar da aynen öyle yarım. Böyle garip kötü bir görüntü çıkıyor ortaya. Hiç hoşlanmıyorum. Koca bir binanın yarısı yok yani, bakarken insanın psikolojisi bozuluyor, sinirleri bozuluyor yani. Müteahhit demirden çalar, çimentodan çalar her yerde. Burada yarısını baştan yapmıyor adam. Benim kaldığımda bina aynen öyle. Yarısı yok, yapmamışlar. Yoktu daha doğrusu. Bu sene kalan yarısına başka bir bina yaptılar. Başka bir yurt oldu orası da. Bu şehire de zaten öğrenciden geçindikleri için, öğrenciden para kazandıkları için her yer yurt olmaya başladı. Herhalde Eskişehir'de bu kadar yurt yoktur. İşte bizim binanın yanına da yeni bir yurt yaptılar. Daha bizimkinden daha büyük bir bina. İki binayı öpüştürdüler yani. Bizim yurdun adı da Yılmaz Mülteci Yaşam Merkezi. Pardon. Yılmaz Erkek Afrikalı Yaşam Merkezi. Yok, o öyle de değildi. Yılmaz Afrikalı Arap Mülteci Erkekleri Yaşatma Kompleksi. Mülteci erkeklerin hepsini komple yaşatma merkez kompleksi. Böyle bir adı var bizim yurdun. Artık yurdun adını değiştirip bu dediklerimden biri yapmaları gerekiyor. Çünkü bu isimleri hak ediyor. Yılmaz Mülteci Yaşatma Kompleksi. Yurt Afrika Birliği olmuş. Ben de üstüne gelmişim bu dönem. Adını hak etmeye çalışıyor adamlar. Karabük'te ne kadar yabancı öğrenci varsa burada kapıyı açıyorum. Karşımda Cibutili Ambar'la karşılaşıyorum. Ona merhaba dedikten sonra Etiyopyalı iki vatandaşla asansörle aşağı iniyorum. Yemekhanede bir Sudanlı, üç Nijeryalı, iki Yemenli, Malili, Çadlı, Togolu, Somalili falan. Bu tarz insanlarla dolu yurt. Hayır, Suriyelilere yer kalmadı, gitti adamlar. Ben Suriyeli görmedim bu dönem yurtta. Öyle ırkçı sebeplerden falan rahatsız değilim. Irkçı biri yapım yok. Öyle biri değilim yani. Adamın rengi falan bana batmıyor. Ama sen bir yere gittiğin zaman oranın kültürüne, yaşam tarzına falan uyum sağlaman gerekir. Oranın yerlisi sana uyum sağlamayacak. Yani sen oraya uyum sağlayacaksın. Sen sonradan gitmişsin. Sen misafirsin. Adam yemekhaneye çıplak inecek neredeyse. Afrika çöllerinde mi sandı kendini bilmiyorum ama kıçına sarmış banyo havlusunu, inmiş yemek yiyor yemekhanede herkesin içinde. Adamların yerel kıyafeti yok. Olsa onu giyecek. Bütün gün çıplak gezdikleri için rahat gezmeye alışmışlar. Sen de onu öyle gördüğün zaman bir ne oluyoruz diyorsun. Kendisini Afrika çöllerinde sanıyor herhalde. Karabük soğuk bir yer. Soğuk olmasına rağmen adamlar neredeyse çıplak gezecek. Hani bazı kabilelerin yerel kıyafetleri vardır. Biraz daha kuzeye gidildiği zaman normal elbise giyerler. Bazı Afrikalılar da direkt çıplak gezer. Bunlar onlardan mı bilmiyorum ama bunlar da, hadi bütün bunları geçtim. Buranın iklimini bilmiyorsun. Yaşam tarzını bilmiyorsun. Ama yani bilmiyor olabilirsin. Yeni gelmişler çünkü, zamanla alışsın. Ama bu kadar bağıra çağıra konuşulmaz. Benim şahsen en çok önemsediğim şeylerden birisi olur yani, başkasını rahatsız etmemek, gürültü yaparak özellikle. Bunlarda normal sessiz konuşma diye bir şey yok. Adam merdiven boşluğunda konuşuyor. Ben odadan ne dediğini duyuyorum. Gerçi hiçbir şey anlamıyorum. Garip bir dilleri var hepsinin. Sanki gerçek bir dil değil de adam seninle dalga geçiyormuş gibi. Yani seni işletiyormuş gibi. Gidip mesela onların yanında seslerini kaydetsem biraz ne dediğimi anlarsınız. Belki yaparım onu bir gün.
Sanki troll dili gibi bir şey. Yani gerçekte konuşmuyor da sana numara yapıyormuş gibi oluyor. Çünkü biz konuşurken ne bileyim yani Avrupa dillerini, Asya dillerini bile konuşurken işte vurgusu olsun, kelimenin nerede başlayıp nerede bitti olsun ayırt edebiliriz yani. Dili bilmesek bile biri konuştuğu zaman onun hangi dile ait olduğunu bilebiliriz. Ama bu adamların ne söylediği kesinlikle anlaşılmıyor. Hebele hübele böyle garip bir dilleri var. Yani biraz sessiz olsunlar, ortama uyum sağlasınlar. Hiçbir sorunum kalmaz bunlarla. Gerçi gürültü bir tek onlara özgü bir şey değil. Bizim normal kendi vatandaşımız da yeterince saygısız zaten. Gürültü yapmak, ortamı pis bırakmak, tuvaleti, banyoyu falan. Bunlar beni delirten şeyler. İyi ki benle yaşamıyorsunuz yani sevinin. Sigara içirtmem, gürültü yaptırtmam kesinlikle. Bu bizim yurttaki ekosistemin değişmesinden dolayı asıl rahatsızlığım var. Değiştirecek durumda da olamadığım için yurdu. Ben de kendi evime geçeyim artık diye düşündüm. Yeter yani. Dayanamayacak noktaya geldim şu anda. Böyle lüzumsuz konularda, lüzumsuz konulara ve kişilere fazla sabır gösterdiğimi fark ettim kendimde. Gerek yok yani. Ortamımı değiştirebilirim. Doğada da aynen böyledir. Bu evrim kuramının mantığı. Ortamına uyum sağlayabilen canlılar yaşamaya devam ederler. Edemezse göç ederler mesela. Orada da yaşamıyorlarsa artık yok olur giderler, soyları kurur. Ben de göç edeceğim. Artık yapabileceğim en mantıklı şey bu. Kendime uygun ekosistem bulunca taşınacağım buralardan. Ama oranın besin kaynakları ne durumda? Avlanabilecek miyim? Barınak falan var mı? Ortamda başka avcılar yaşıyor mu? Yani rekabet durumu nedir? Kendi kendime konuşurken sıkıldım. Düz 1+1 ev bakacağım işte eşyalı gombili. Podcast için bekleyen, gelmiyor diye için için ağlayan, gelmiyor diye için için ağlayan 4-5 kişiye müjde verebilirim bu konuda. Eve çıkarsam daha sık kayıt yapabileceğim çünkü. Yurt ortamında çok zor oluyor çünkü onu anladım. Podcast yapabilmek için sessiz bir ortam gerekiyor. O ortamda burada çok zor. Hatta yok yani. Çok zor zaman bulabiliyorum. Şu an odada iki Azeri ile kalıyorum mesela. Allah'tan onlar çok gürültü yapan insanlar değil. Kendi hallerinde kulaklığı takıyorlar. İşlerine bakıyorlar. Bana benziyor biraz o konuda. Sese eskisi kadar tahammül edemiyorum ya. Yaşlandım galiba. Bana temiz ve sessiz bir ortam lazım. Bulursam yazın kesin taşınacağım. Hem yurda bisiklet de sokamıyorum. Koyacak yer yok diye. Koydurmuyorlar. Burada iyi kötü bisiklet grupları var. Önümden geçtiler mesela bir kere 10 tane bisikletçi. İçim gitmişti. Baktım arkalarından öyle kaldım. Eve çıktığım zaman bisikletimi ve gitarı yanıma alırım. Hafta sonları kesin giderim bir yerlere burada. O zaman çok sıkılmam. Bazen aşırı sıkıcı oluyor burası. Burada turistlik olarak gidilecek birkaç yer var aslında. Ama oralara da gittim. Tarihi Safranbolu Eski Çarşısı diye bir yer var ve etrafında safranik evler var. Lokum ağaçları, kendini sevdiren kediler falan. Oraya gittim bisikletle. Kendi bisikletim değildi. Burada bisiklet kiralama yeri var birkaç tane. Ama oralarda bana göre değil pek. 26 inç bisiklet kiralıyorlar. O da bana küçük geliyor. Boyum uzun kalıyor. Frenleri kötü, vitesleri berbat. Oralardan bisiklete binilmez yani. O yüzden kendi bisikletimi getirip burada gezmek daha mantıklı. Ona rağmen birkaç tur yapmıştım bisiklet kiralama yerlerinden alıp. Hatta bir klip hazırlamıştım. Klip hazırlayıp kanala yüklemiştim. Safranbolu'ya gittiğim video o turlardan birisiydi. Ama o bisikletler adamın ciğerini soldurur. Bir daha bineceğimi hiç sanmıyorum. Kendi bisikletimi getirmek daha mantıklı. Neyse burada başka tarihi yerler de var. Tesadüfen keşfettiğim bir yer var. Hidrianapolis diye eski antik bir yerleşim yeri varmış. Daha gitmek nasip olmadı. Düşünüyorum bu aralar oraya da gideceğim. Belki klip bile hazırlarım. Geçen sene hiç bisiklete binemedim. Bu sene bunun acısını çıkarmak istiyorum fazlasıyla. Hatta bir şey anlatayım. O bisiklet kiralama yerine gittim. Kiralarken dedim ki eski pazara gideceğim. O Hidrianapolis eski pazara yakın bir yer. Herhalde oraya bağlı bir yer. Adamın ağzı düştü ben öyle dediğim zaman. Korktu herif. Kaldığım yerle yani o bisikleti kiraladığım yerle eski pazar denen yer arası 42 kilometre falan. Bir de oradan antik kente gideyim dersen belki 50 kilometre falan olacak.
Dönüşü de var bunun bir de. 90-100 kilometre yol yapacaktım. Bana kalsa yapardım ama adam beni ikna etmeye falan çalışıyor. Korkusu bana bir şey olacağından falan değil. Yani adam bisiklete bir şey olacak diye korkuyor. Hıyar herif. Genelde o bisikleti kiralayanlar kız arkadaşlarıyla gelip böyle mahallede birkaç tur atacak insanlar olduğu için ya da telefonla kendini çekerek şekil yapmaya çalışan tuhaf tipler olduğu için benim öyle 90-100 kilometre yol yapacağımı duyunca adamın ağzının düşmesi de normal. Aslında bende de biraz deli cesareti mi desem. Çünkü o bisikletle o kadar kilometre yol yapılmaz. Ama işte çaresizlik insana düşündürüyor bunları. O şekilde bisikletle yokuş aşağı inerken kendini çekmeye çalışıp kafayı gözü dağıtan bir insana şahit olmuşluğum var yani. Ben bisikletle şekil yapmaya falan çalışmam. Daha idealist olmaya çalışıyorum böyle konularda. Bir işe başlayacaksam o işi ya en iyi yapmaya çalışıyorum ya da baştan başlamıyorum. Elimden geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyorum. Sevdiğim 3-5 konuda iyi olsam bana yeter diye düşünmüşüm biraz zaman. Bunlardan birisi de bisiklet işte. İnsanlara şekil yapmak değil, kendi sınırlarımı görebilmek için sürüyorum o bisikleti. Yapabileceklerimi ve yapamayacaklarımı bilmek istediğim için. Böyle benim düşündüğüm gibi olaylara bakan insan bulmak çok zor. O yüzden çok fazla arkadaşım yok. Etrafta böyle siz de illaki denk gelmişsinizdir. Yaparız, ederiz deyip sonradan da hiçbir şey yapmayan, sabah kalkmayan bile insanlarla dolu etrafımız. O yüzden bu konuda da biraz yalnızlık çekiyorum. Bayağı konuştum. 1 saat olmuş. Ama şu anda kayıt cihazının ekranında gördüğüm süre 1 saat olmuş. Montaj yaptığım zaman bu sanırım bir 40 dakikaya falan düşer. Bu aralar biraz da şey var. Sesimden de belki anladınız. Biraz burnum tıkalı gibi bir sesim var herhalde. Böyle daha tok geldiğini düşünüyorum. Aslında bu bölümün de nasıl olacağını çok merak ediyorum. Gelişine konuştum çünkü. Umarım güzel olmuştur. Bakalım ne çıkacak. 1 saat oldu. O yüzden şimdilik bırakmak istiyorum. Eğer montajda kuş kadar bir şey kalırsa biraz daha üzerine konuşabilirim yarın. Ama şimdilik yoruldum da. Bir çay yapayım. Biraz dinleneyim. Beni bekleyen bir sürü çalışmam gereken konu var. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet, merhaba arkadaşlar. Tekrardan 2 gün sonradan sesleniyorum. Bitti sandınız değil mi? Bitmedi. Ben bitti demeden bitmez diyormuşum. Baya bir kayıt yaptıktan sonra şey düşündüm. Hani konuyu açtığı şekilde ilerleyerek podcast yapmak biraz garip geldi benim içime sinmedi. Daha montajını da yapmadım aslında. Nasıl bir şey çıktı hiç haberim yok ama bu ham haliyle gerçi dinlemedim tekrar ama çok iyi olmadı gibi geliyor bana. Emin değilim o yüzden biraz daha üstüne konuşasım geldi. Hem yurtta uygun ortamın oluşması çok nadir oluyor. Ders programıma göre ve oda arkadaşlarımın odada olma sürelerine göre, onların da ders programlarına göre uygun zamanlar kolluyorum. Çarşamba ve Perşembe günleri böyle bir ikişer saatlik akşamları bir boş zaman oluyor. Odada kimsenin olmadığı ve benim olduğum kısa süreler bunlar. O süreler içinde yapacağım sanırım podcastleri. Yani kesin yaparım demiyorum ama uygun süreler onlar. İşte haftalık ders programım bayağı yoğun. Derslerden falan fırsat bulduğum sürece podcast yapacağım tabii ki. Araya böyle bayağı bir zaman koyunca tekrar yapmaya cesaretim falan kalmıyor. O hani podcast'ın başında söylediğim sahneye çıkıyor gibi hissetme olayı yüzünden. Ama sürekli konuşunca, arayı kısa tutunca o korkunun kaybolduğunu düşünmeye başladım. Çünkü mesela 3. bölümün başına başlarken başta ne diyeceğim falan diye çok düşündüm falan. Böyle bir 5 dakika konuşup bu ne ya olmadı deyip siliyordum sürekli. Gerçi onu 3 bölümdür her bölümde yapıyordum da. Şu anda 2 gün sonradan sesleniyorum. Evet, Perşembe kaydetmiştim. Şimdi Cumartesi. Cumartesi günündeyiz. Direkt kayıt cihazını aldım. Bastım tuşa konuşuyorum yani. Sağdan soldan umarım sesler gelmiyordur. Bu yan odadakilerin sesinden bıkmış durumdayım. Çocuklar böyle 20-21 yaşında en büyüğü.
En fazla 21 yaşındalar yani. Ve herhalde bunlara saygının ne demek olduğunu öğreten olmamış. Adam bağıra bağıra konuşuyor. Bilgisayarda falan oyun açıyorlar. Herhalde multiplayer falan yapıyorlar. İşte biri birini herhalde öldürdüğü zaman heyecanlanır ya. Bu herifler çığlık atıyor. Normal konuşmalara bile gürültülü oluyor. Bayağı rahatsız ediyor. İşte uyarmaktan falan da anlamıyorlar. Herif en son şey yaptı. Banyoya girdi. Telefonu da almış eline. Telefonla giriyor banyoya. Duş alacak. İşte duşa giriyor. Telefonu da açmış. Abi İbrahim Tatlıses'ten bir uzun hava. Açıp banyonun da zaten akustik bir ortam var. Yankı yapıyor. Sanki odanın içinde dinliyorum onun dinlediği müziği. Müzik de sayılmaz. Artık hangi kategoriye koyulur İbrahim Tatlıses bilmiyorum. İşte kendi zevksizliğini bize zorla dayattığı için ben de işte böyle herkes de olur. Bir noktaya kadar sabredersin, bir noktada artık ipler kopar, çıldırırsın. Ben de kendimi tutamadım. Bayağı bağırdım, çağırdım. Kapattırdım. Çocuk korktu falan. Girdi odasına. Sonradan sakinleşince konuştum falan ama işe yaramıyor, yurdum yönetimine de söylüyorum. Çocukları uyarım falan diye. Ama çok bir düzelme olmadı. Gene de biraz sakinleştiler ama gene sesleri geliyor. Her neyse yurttan çok memnun değilim bu aralar. O yüzden gitmeyi planlıyorum. Bahsetmiştim eve çıkma durumları. Uygun bir ev bulabilirsem 1+1 bana göre. Yani çok anlaşamıyorum ben insanlarla. O yüzden tek başıma çıkmak istiyorum eve. Tek başına eve çıkma fikri şu an çok cazip, mantıklı, güzel, heyecan verici geliyor. Sabrediyorum burada. Birkaç ayım kaldı. Şubat'tayız. Okul Haziran'da bitiyor. Yani dayanabileceğim bir süre. İyi kötü bu dönem dersler bayağı ağır. Haftalık ders yüküm de bayağı ağır. Onlara da dayanmam gerekiyor. İyi notlar almam gerekiyor. Bunlarla uğraşıyorum. Bu arada da böyle podcast yapmakta biraz içimi dökmek gibi gelecek. Stresimi atmama yardımcı olacak. O yüzden biraz sıkılaştırmayı düşünüyorum. Uygun vakitlerde çıkartacağım. Boş zamanlarımda kayıt yapmayı deneyeceğim. Podcast'te anlattığım bazı konular oldu. İşte felsefeden falan konuştuk. Oyundan, Stalker'ın oyunundan, filminden falan konuştum. Aslında çok üzerinde durulacak şeyler olduğunu düşündüm sonradan. Kaydı kapattıktan sonra üzerinden yüzeysel geçmiş gibi oldum. Daha sonra daha ayrıntılı bir şekilde bunlara değinmek istiyorum aslında. Çünkü çok fazla güzel film, çok fazla güzel oyun yok piyasada. Görüyoruz şu an sinemalardaki filmlerin ne kadar rezil durumda olduğunu. Türk sineması çökmüş durumda. İşte geçmişte çekilen bazı böyle kaliteli diyebileceğimiz, sevebileceğimiz filmler çekildi. Onları bulup izleyeceğiz artık. Birçoğunu izledim ama birçoğunu da izlemedim yani. Yeni nesil filmlerdense eskiye dönüş yapıp eskiden çekilmiş filmleri bulup onları izlemek gerekiyor. Stalker gibi. İşte ileride belki daha ayrıntılı bir şekilde anlatırım. Biraz yüzeysel kaldı. O beni biraz mutsuz etti ama bakalım. Oyunu da aynı şekilde. Aslında üzerine çok fazla şey söylenebilir. Stalker oyununun. Shadow of Chernobyl oyunu. Sonradan şey de geldi aklıma. Böyle bazı okuduğum güzel kitaplar var, bilgilendirici. Onları da podcast haline getirebilir miyim diye düşünüyorum. Nasıl yapacağımı düşünmeye başladım. Şu an mesela okuduğum güzel bir kitap var. Bir Solukta Evren ve Dünya Tarihi diye bir kitap var. İki tane yabancı yazar yazmış. Birisi de Türkçe'ye çevirmiş. Çok güzel bir kitap. Aslında genelde bildiğimiz bilgiler ama biraz daha ayrıntıya girmiş. Konu başlıkları olarak ayrıntıya girmiş. Her başlığa da birkaç sayfa ayırmış sadece ama bilgiler yüzeysel kalmış ama genel sıradan bir insan için gene de ayrıntılı bilgiler. Yani öğrenmek isteyen, ayrıntısına girmek isteyen insanlar için yetersiz diyebilirim ama genel bilgiler içeriyor. O konuda iyi diyebilirim. Ben de okuyorum kitabı, bayağı sevdim. Kitapçıda gezerken Ankara'daki Dost Kitap Evi'nde genelde oraya gider dolaşırım biraz. Kitapların arasında olmak biraz rahatlatıyor. Gider gezerim falan. O gezerken işte bilim, tarih, işte felsefe falan o tarz reyonlarında gezerim kitapçıların. Orada gezerken dikkatimi çekti. İsmine bakıp ne olduğunu zaten direkt anlıyorsun. Bir Solukta Evren ve Dünya Tarihi diye. İşte kitabın başında
Dünyanın oluşumundan başlıyor. Bu güne, günümüze kadar geliyor. Ben kitabın ortalarındayım şu an. Mesela aklıma geldi bu kitabı nasıl podcastleştirebilirim diye. Podcastleştirmek acayip bir tanım oldu. Bu kitabı anlatabilirim. Başlıklarıyla birlikte tek tek başlıklarını ele alarak biraz uzun bir podcast olabilir. 1-2 saatlik. Baya bunu yapma fikri çok hoşuma gitti. Hem dinleyen insan için de baya bilgilendirici olur. Zaten benim podcast'e alışmamın sebebi hem dinlediğim zaman kafamın dağılması hem de bir şeyler öğrenmek. Hazır bilgi, yani sen okuyup araştırmadan, bir zahmete katlanmadan direkt kulağına bilgiyi veriyor podcast'ler. Böyle bir özelliği de var tabii. Yapan insanın nasıl denir, niyetine göre, nasıl podcast yapmak istiyorsa ona göre. Sırf bilimsel şeylerden bahsedenler de var, sırf geyik yapan da var. Hem geyik hem bilimsel konulardan bahsedenler de var. Evet arkadaşlar, dışarıdan çok ses geliyordu. Birisi banyoya falan girmiş. Su sesi falan geliyordu. Ben de kaçtım, balkona geldim. Biraz balkondan konuşayım. Burada da biraz ses yankılı geliyor. En azından kulağıma kendi sesim yankılı geliyor. Bakalım, hem şeyi denemiş oluyorum. Balkonda ses nasıl geliyor? Odada ses nasıl geliyor? Bunları da denemiş oluyorum. Aradan çıkartmış oluyorum. İyi oldu yani. Neresi daha iyiyse orada podcast çekmeye çalışabilirim yani. Arkadaşlar odadayken de balkona gelip konuşabilirim aslında ama onlara açıklamam lazım ne konuştuğumu. Deli falan demesinler. Hem içerideyken oturuyordum, şimdi ayaktayım. Sesim nasıl geliyor? Bunların yorumunu yaparsanız sevinirim. Hangi durumdaki sesim daha iyi geliyor? Sanırım bence ayakta olan sesim, kamyon geçiyor, bunun sesi geliyor mu size? Ayakta olan sesim daha gür geliyordur. Demin oturuyordum, biraz daha uyuşuk geliyordur. Bir önceki podcast'te direkt yatakta oturuyordum. Zaten yatakta oturmak insanı biraz mayıştırır, uyutur falan. O yüzden yataktaki podcast'teki sesim, yatakta çektiğim podcast'teki sesim şimdiki kadar gür değildir. Mesela bunun yorumunu yaparsanız, hangisi daha iyi belirtirseniz, ben de ayakta konuşmayı deneyebilirim. Dediğim gibi bu kitabı podcastleştirmek istiyorum. Bunun gibi birçok kitap var. Şu anda şeyi alıyorum. Alfa yayınlarının güzel bir kitabı var. İşte bilim kitabı, felsefe kitabı, sanat kitabı, tarih kitabı, sosyoloji, ekonomi falan, bu tarz kitaplar var. Kitap bayağı kaliteli, kağıda basılmış, ciltli falan, böyle kare. Tam kare değil de kare tarzda böyle büyük bir kitap. Bakarsınız, İçinde çok güzel bilgiler var. Mesela ben felsefe kitabını aldım. Bu aralar felsefeye merak saldığım için ya da kendimi o yönden eksik hissettiğim için biraz o konulara yöneldim. O kitabı aldım. Çok güzel. Okula da getirdim yani. Yanıma da getirdim. Bakıyorum ara sıra. Tarihinden giriyor. İşte tarihteki ilk filozoflar kimlerdir, fikirleri nelerdir falan, onlardan bahsediyor. Ya bir felsefi bir yapınızın, o yönden bir gelişmişliğinizin olmasını istiyorsanız, felsefeyi düşünerek olaylara bakmaya istiyorsanız, yani başta felsefe okumanız gerekiyor. Ne olduğunu bilmeniz gerekiyor ama ondan önce de tarihini bilmeniz gerekiyor. Ya ben öyle bakıyorum. O yüzden o kitap çok hoşuma gitti. O kitabı aldım, okuyorum. O kitabı aldım işte, beğendim. Bayağı beğendim. Şeyi de aldım ondan sonra. Sanat kitabını ve tarih kitabını da aldım. Onlar da gelmiş. Ama yurdun adresini vermemiştim. Evin adresini vermiştim Ankara'da. Oraya gitmiş. Eve gittiğim zaman onları da alacağım. Yanıma getiririm. O kitaplardan da yararlanarak bu podcast yapacağım kitabı zenginleştirebilirim. Yani konu olarak. Böyle şeyler düşünüyorum. Bu tarz bilgi açısından zengin kitapları hem okuyup kendime de bir şeyler katmış olup hem de podcast haline getirip insanlara da bir şey katabilir mi yani, öyle düşündüm. İşte bu şekilde hem arada gördüğüm şeylerden bahsedebilirim. Gittiğim yerlerden, yaptığım şeylerden bahsedebilirim podcast'lerde. Aralarda da bu şekilde ayrı bir bölüm olarak kitabın podcast'ini yapmak istiyorum. Sadece bilimsel de değil yani. Bir sürü güzel, sayfa sayısı da az olan kitaplar var. İlgi çekici hikayesi oluyor, güzel bir senaryosu oluyor. Böyle kitaplar da var. İşte bunlardan da bahsederek podcast'i zenginleştirebileceğimi düşündüm. Özel istek de yapabilirsiniz.
İşte şu kitabı oku deyip podcast'ini isteyebilirsiniz. Bakarım ben de. Ya da istediğiniz bir konu da olabilir. Ona da bakabilirim. Bu arada şeyi de düşündüm. Ben bir kitabı podcast'ini yaptım diyelim. Bunu yaptıktan sonra istediğim kadar konuşayım, istediğim kadar kitabı anlatayım. O kitabın size vereceği, okuduğunuz zaman size vereceği o hazzı, bilgiyi ve zevki kesinlikle veremeyecek. Yani bunu yaptığım zaman kitabı okumama gerek kalmadı diye düşünmeyin. Tam tersi, bu sizi okumaya teşvik etsin. Konu hoşunuza gittiyse, kitap hoşunuza gittiyse direkt alıp okuyabilirsiniz. Çünkü benim anlatacağım kitabın bir özeti olacak sonuç olarak. Tek tek sesli kitap haline getirmeyeceğim. Kitabı ses kaydı haline getirmeyeceğim yani. Önemli kısımlarını anlatacağım. Kendi yorumlarımı katarak bu şekilde kitabı podcast haline getireceğim. Onu da baştan söyleyeyim. Bayağı oldu. Bir saatlik bir kayıt yaptım. Şu anda da bir yarım saate yaklaşıyor. En çok konuştuğum podcast bu oldu. Bunun ideal süresi 1 saat, 1,5 saat falan. Bana göre yani, benim için. Mesela 2 saati geçtiği zaman biraz sıkabiliyor. Çünkü bunu insanlar bir işini yaparken dinleyecek. Bir yolculuk yaparken dinleyecek. O yüzden yani hangi iş 2 saat 3 saat sürüyor ki? Genelde 1 saat 1,5 saat arası. Yani kendi kullanış şeklime göre anlatıyorum. Ben mesela 1 saat 1,5 saat kafamı dinlemek istiyorum. Bir oyun açıyorum. Oyun açarken arkasına da açıyorum podcast'i. O konuşurken ben de oyunu oynuyorum. Öyle daha yalnız hissetmiyorsun kendini. Ya da işte yolculuk sırasında sürekli müzik dinlenmiyor. Ben de müzikten sıkıldığım zaman podcast açıyorum. Telefonda bir 30-40 tane hazır bekleyen podcast var. Bir de şey var, kendimi dinlemek istemiyorum. Öyle bir şey var ya. Kendi yaptığım podcastleri dinlemek istemiyorum. Yapıyorum, sunuyorum. Paylaştıktan sonra bir kere kesinlikle üstünden geçiyorum. Dinliyorum tekrar hata var mı diye. YouTube'a yükledikten sonra bir hata falan olmuş mu diye bir de öyle dinliyorum. Kontrol etme amaçlı. Üzerinden geçerek hızlı hızlı. Ondan sonra bir daha da açtığımı söyleyemem. Bir 10 bölümü ya da böyle bir 20 bölüm falan geçtikten sonra kendi podcastlerimi de telefona atarım herhalde. Tekrar bir geçmişte neler yapmışım diye bakmak için. Bu bölümü burada bitireyim. Herhalde fazladan bir 10-15 dakikalık bonus gibi bir şey oldu. Bugün beni bekleyen bir sürü iş var. Ders çalışma yöntemimi de değiştirdim. Onu uygulamaya çalışacağım. Derste boş beyaz A4 kağıdına hocanın anlattığı, işte derste ne işlendiyse kendi üslubumla bir yazıyorum. Sonra birkaç sayfa oluyor. Bir ders içinde birkaç sayfa yazmış oluyorum. Sonra ona hiç dokunmuyorum. Yurda geldiğim zaman birbirine karışmasın diye zımbalayıp dosyaya ekliyorum. İşte cumartesi günü de hepsini temize geçiyorum tekrar. Hem tekrarlamış olacağım böylelikle, hem de ders çalışmak için bir bahanem olacak. Çünkü diğer türlü direkt deftere yazdığın zaman bir daha açıp bakmıyorsun bile. Şimdi tekrardan bakmış olacağım. Öyle bir bahanem olacak. Onu yapmak istiyorum da saat öğlen oldu ya. Sabah spora gittim geldim. Spora gidip gelince sabahtan öğlene kadar olan vakitin direkt ölüyor. Gerçi iyi bir şey için ölüyor ama ölmüş oluyor sonuçta. Ders için işte yine zaman çok. Sabaha kadar seni tutan yok. İstediğin zaman çalış. Neyse, çok uzattım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi giriş cümlesi de çıkış cümlesi de bulamadığım için teşekkür edeyim şimdilik. Bir sonraki bölümde birkaç deneme geliyor aklıma. Nasıl girip nasıl çıkacağımla ilgili. Bakalım ne bulacağım. Bu da size bir sonraki bölüme kadar merak konusu olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.